Herkese merhaba. Ben Info Yatırım Satış Pazarlama Direktörü Aygün Çalışkan. Merhaba, ben Zeplex kurucu ortağı Tümay Şahin. Şimdiki videomuzda sentiment algı ne üretir? Bunun üzerine konuşacağız. Evet Tümay Bey. Sentiment algı ne üretir? Sentiment algı toplamda aslında 5 tane gösterge üretiyor. Günlük sentiment, saatlik sentiment, anlık sentiment, momentum ve osilatör verileri bunlar. Bunlardan bahsedelim. Günlük sentiment dediğimiz verimiz aslında bizim ana trend verimizdir. Bizim borsanın hava durumu dediğimiz, borsanın ruh halini net olarak gösteren, ana trendleri yakalayan, ana psikolojik döngüleri yakalayan günlük veridir. Günlük olarak gelir. Saatlik veri yine saatlik olarak psikolojik döngüleri gördüğümüz veridir. Aslında bu döngüleri biraz açıklayalım. Piyasalar olumlu ya da olumsuz döngülerden oluşur. Alım yönünde güçlenmeler olur. Bu belirli bir doygunluğa ulaştıktan sonra satım yönüne dönmeye başlar ve o satım yönünde belirli bir panik havası oluştuktan sonra tekrar alım yönüne dönen bu şekilde bir döngüsel süreç hep piyasalarda işlemektedir. İşte biz bu günlük ve saatlik sentimentlerde bu psikolojik döngüyü yakalamaya çalışıyoruz aslında. Bir tanesiyle ana trendleri, ana yönleri yakalamaya çalışırken bir tanesinde gün içerisinde scalping dediğimiz gün içerisindeki bu döngüleri yakalamaya çalışıyoruz. Üçüncü verimiz anlık sentiment verisi. Bu anlık sentiment verisinde aslında tam olarak yaptığımız şey borsadaki toplam yatırımcıların kitle psikolojisini net bir rakama dönüştürmek. Yani bu sıfırla 10 arası alan bir değer ve biz verdiğimiz bu değerle aslında borsanın bir ayı piyasasında mı olduğunu, bir boğa piyasasında mı olduğumuzu, daha orta karar, alıcı satıcı dengelerinin birbirine yakın olduğu bir dönemde mi olduğumuzu aslında net bir şekilde anlayabiliyoruz ve kendi içerisinde çok tutarlı sonuçlar üreten bir veri. Dördüncü verimiz osilatör verisi. Osilatör verisi de aslında biraz şuna benziyor. Gün içerisinde alıcı ve satıcılar borsada sürekli bir savaş halindeler, bir mücadele halindeler ve bu mücadele bazen birbirlerine çok yakın, eşit dengelere gelmeleriyle bazen birbirlerinden çok uzaklaşmaları ve belli bir tarafın net olarak kazanmasıyla oluşuyor. Tabii ki alıcı taraf bunu kazandığı zaman borsa yükselmeye başlıyor, satıcı taraf bunu kazanmaya başladığı zaman da borsa düşmeye başlıyor. Osilatör verisi birbirlerine çok yakın oldukları zaman da gösteren aslında daha sonrasında bir hareketlilik oluşacağına dair bir sinyal. Son anlatmak istediğim veri de momentum verisi. Momentum verisi de aslında şu, bu alıcı ya da satıcı döngülerinde yani iyiden kötüye, kötüden iyiye devam eden döngülerde öncül ve dip dalga dediğimiz hareketler oluşuyor. Çok öncül hareketler ama yine de belli bir döngünün değişim işaretleri oluyor. Momentum verisi de aslında bu. Bu verilerin hepsi, bu göstergelerin hepsi biraz karışık gözükmekle birlikte aslında son derece kullanımı kolay ve gerçekten çok ciddi, büyük bir datanın analiz edilmesiyle ve en profesyonelden en başlangıç seviyesindeki yatırımcıya kadar da çok rahat anlayabilecekleri bir yapı halinde bizim tarafımızdan sunuluyor. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Sağ olun.